Günaydın. 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 Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Günaydın. işte bu son durumu konuşacağız. Kasım ayındaki seçimin ardından bir kaos olur mu olmaz mı? Bu merak ediliyordu ama oradaki endişeler Ocak ayına taşınmış gibi gözüküyor. Süheyla, biz bir başlayalım, bir çerçeveyi çizelim. Zira bu süreç nasıl başladı, ilk fitil nasıl ateşlendi? Şöyle bir hızlıca Washington, işte 15 gün boyunca da sokağa çıkma yasağı olacak. Sıcak gelişmeler neler? Çerçeveyi çizelim, tepkileri alalım. Ardından yorumlayalım. Öncelikle bir durumun resmini koyacak olursak Amerika Birleşik Devletleri şokta. Aslında tüm dünya şokta. Kanlı Kongre baskını cümlesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ni yan yana getirmek gerçekten düne kadar akıl dahi almayacak bir durumdu. Ama işte buna tanık olduk. Bu yaşandı. Seçim sonucunu kabul etmeyen Trump işi Kongre'yi artık baskınla bir yüz yüze bırakmaya kadar vardırdı. İlk fitili tabii ki Trump ateşledi. Aslında bir formaliteye tanık olacaktık bugün biz. Kongre binasında her seçimden sonra yapılan seçiciler kurulunun oyladığı, saydığı bu delege oylarını bir kez daha tescil edeceklerdi. Ve böylelikle Biden'ın zaferinde nihai onay, nihai tescil işlemine biz tanık olacaktık. Ama Trump aynı gün kendi taraftarlarını Beyaz Saray çevresinde toplamayı tercih etti. Pes etmeyeceğiz dedi. Onlara talimat verdi ve Kongre binasına doğru yönlendirdi. Zaten bu eylemin adı da ülkeyi kurtaralım yürüyüşüydü. Yani böyle bir misyon yükledi kendi seçmenlerine. Kongre binasına doğru gitmelerini sağladı. Kendisi Beyaz Saray'da kaldı. Onlara liderlik etmeyi vaat ettiği halde ve sonra gördük ki tabii ki bir güvenlik zafiyeti nedeniyle, güvenlik tedbirlerinin sıkı tutulmaması nedeniyle bu kitle çok kolayca o bariyerleri, barikatları aşarak Kongre binasına girdiler. Zaten adeta donanmışlardı. Silahları vardı. Ruhsatlı silahları, mühimmatları dahi vardı ellerinde. Bakın bombalar bulundu. Hem Demokrat Parti'nin hem Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre binasının yakınında yine mühimmat bulundu. Dolayısıyla böylesi bir adeta savaşa giden bir güruhtan bahsediyoruz. İşte savaş döneminde en son yaşanan 200 yıl aradan sonra yaşanan bir kongre baskınından bahsediyoruz. Nerede? Bir Orta Doğu ülkesinde değil, bir eski Sovyetler Birliği ülkesinde değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya demokrasi ithal etmekle, ihraç etmekle övünen, insan hakları dersleri veren bir ülkede. Dilin suçtu ama doğruyu söylemiş oldun, ithal ettiği bir pozisyon oldu. Evet ve şimdi şu an şu konumda artık Amerika Birleşik Devletleri şunu tartışıyor. Donald Trump'ın anayasal düzene, bu Amerika'daki bu demokrasiye verdiği zarara tepkisiz mi kalınacak? Çünkü öyle zor, öylesi tarihi bir süreç yaşandı ki, öyle bir kaosa tanıklık ettik ki artık burada hem yargının, hem partilerin, hem medyanın duracağı pozisyon, Donald Trump'a göstereceği tepki çok daha önemli. Şimdi 4 saat sürdü bu süreç. Gece 2 sıralarında da tekrar kontrol sağlandı. Evet. Şu anda kongre tekrar görüşmelere başladı. Ne görüşülüyor? Kongrede şu anda öncelikle itirazlar görüşülüyor. Hangi itirazlar görüşülüyor? Kritik 6 eyalette seçim sonucuna ilişkin Cumhuriyetçi Parti üyelerinin, senatörlerinin itirazları var. Şu ana kadar en son Pensilvanya görüşülüyordu. Pensilvanya'daki itiraz da reddedildi ve geriye sadece tek bir eyalet kaldı. Süreç biraz umduğumuzdan şu an hızlı ilerliyor. Belki bugünün sonunda Joe Biden'ın seçim zaferi ilan edilebilir. Çünkü Joe Biden'ın eyaletlerden kazandığı delegelerin sayısı, bu oylamalar sayıldıktan sonra kazanan taraf ilan edilecek. Kim tarafından? Mike Pence tarafından. Şu an Senato'nun her iki kanadı ortak bir oturum gerçekleştiriyor. Ayrı ayrı değerlendirmeler yapılıyor. Daha sonra bunlar karara bağlanıyor. Aslında sürecin salgın önlemleri nedeniyle daha da uzun sürmesi beklenirken, işte bu 4 saatlik işgal sonrasında neredeyse 2 saati bulan bir kontrolü sağlama süreci daha da hızlandırdığını görüyoruz. Açıkçası biz daha yavaş devam edebilir diye düşünüyorduk. Şu Georgia'daki durumu da çok kısa özetleyebilir misin? Georgia'daki durumu da özetleyelim. Çünkü o mavi bu da dalga çok da sağlanmış oldu. Belki de bu protestoları körükleyen sonuçlardan biriydi Georgia'daki sonuç. Aslında körükleyen değil, belki de Donald Trump'ın da yol açtığı bir sonuç oldu. Çünkü Georgia'da Cumhuriyetçiler rahat kazanabilecekken, kazanırken bu kez demokratlar
Demokratlar kazandı. Yani Georgia'daki seçim bir senato seçimiydi. Tekrar etmişti hiçbir aday gereken oy oranına ulaşamadığı için. Ve Demokrat adaylar kazandı iki koltuğu da. Böylelikle senatoda artık Demokratların kontrolü var, çoğunluğu var. Eskiden Cumhuriyetçilerin elindeydi uzun bir dönemdir. Ve aynı şekilde Temsilciler Meclisi'nde de Demokratların çoğunluğu var. Başkan Demokrat, Kongre'nin iki kanadı Demokrat. Yani Donald Trump arkasında Cumhuriyetçi iz neredeyse bırakmıyor tabii ki. Böyle bir çoğunluk bırakıyor. İstemediği bir senaryo. Karşısındaki, yani rakibine böyle bir armağan vermiş durumda diyebiliriz. Peki.